Merhaba arkadaşlar, geldik edebi akımların çıkmış sorularını çözmeye. 2006'dan başlayacağız inşallah. 2020'nin devamına kadar gideceğiz. 2020'de de çıkmıştı. Her sene çıkması muhtemel bir sorudur. Biraz zorlayarak gelir. Hangi tarz edebi akımlar sorusu geleceğine de değineceğim arkadaşlar. İlk soruyla başlayalım. 2006'da çıkmış, görüşünü ileri süren bir sanatçı aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır? Gerçeği olduğu gibi yansıtmak benim işim değildir. O zaman bu adam realist olamaz. Naturalist hiç olamaz. Dış dünyayı duygu ve hayal gücüyle zenginleştirerek vermek. Duygu, hayal ifadesini gördüğünüzde direkt romantizme gidin. Tabiatın güzelliklerini dile getirmek sanatın görevi olmalıdır. Klasizmi elersiniz, sürrealizm değil. Bakın, duygu ve hayal romantizmin anahtar kelimesidir. Cevap Bursa. 2006. 2007 çıkmış sorusu. Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Klasik akıma bağlı sanatçılar arasında özellikle didaktik şiir türünde ürün vermiş bir at da Molière'dir. En önemli yapıtı fabllardır. Fabllar bir kere Molière'in değildir. Kimindir? La Fontaine'indir. O zaman nerede bir yanlışlık yapılmış? Üçüncü cümlede bir yanlışlık yapılmıştır. Klasik akıma bağlı sanatçılar arasında özellikle didaktik şiir türünde ürün vermiş bir at da La Fontaine'dir. En önemli yaptığı fabllardır. Bu türdeki ürünleri ondan önce Ezop denemiştir. Geri kalan bütün bilgiler doğrudur klasik akımla ilgili. 2007 sorusu. 2007'de çıkmış bir soru yine. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen özellik birlikte verildiği akımla ilgili değildir? Gözlem ve belgelere önem verme realizmde etkili midir? Evet. Gözlem ve belgelere önem verme. Yani gerçekçi bir tavır. Doğru. Konuya değil, konunun, onun işleniş biçimine önem verme. Bakın burası yanlış. Burası romantizmle ilgili bir ifade değildir. Burası klasizmdir. Klasizmde unutmayın, konu değil, konunun işlenişi önemli. Niye? Çünkü o konu yüksek zümreye hitap edecek. Klasizmde ne vardı? Sahnede iğrenç, kötü, çirkin olaylar sahnelenmez. Aşırı derece işlenmiş bir dil kullanılır. Çok yüksek bir zümreye hitap ettiği için burası yanlış. Güzelliğin anlam açıklığında değil, kapalılıkta olduğuna inanma sembolizmdir. Kapalı bir anlam. Sanat doğanın kopyası olmalıdır. İlkesini benimseme naturalizm doğru. Bilinçaltını gördüğünüz gibi hemen yapıştırabilirsiniz sürrealizme. Sorunun cevabı Bursa. 2007 sorusu. Geldik 4'e. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler naturalizm akımıyla ilgili değildir? 2008 sorusu. Naturalizm duyularla algılanabilir gerçekliğin tıpatıp yansıtılmasını ilke edinmiştir. Yani gerçeklik tıpatıp yansıtılır mı? Doğru bir bilgi. Endüstrileşme sürecinde ortaya çıkan ekonomik ve ahlaksal bunalımla büyük kent halkının eleştirilmesi naturalizmin temel konularıdır. Doğru konularından bir tanesidir. Naturalizmin kökleri düşünce tarihi açısından realizm içinde yer alır ama onu aşar. Çünkü naturalizm doğayı olduğu gibi yansıtmayı amaçlar. Naturalizm realizmin bir üst versiyonudur. Bütün çirkinlikler. Sahnede bir kişinin öldürülmesi, o kanın yere dökülmesi bile naturalizmde gösterilir. Naturalizmin temelinde deneysel doğa bilimlerinin verileri yatar, doğrudur. Naturalizmin temelinde bilimsel doğa vardır. Rasyonalizm vardır, Marksizm vardır, materyalizm vardır. Naturalizme göre edebiyatın amacı ciddi konuları sanatlı biçimde işlemek. Hadi oradan, sanatta iyiye, gerçeğe ve güzele yönelmektir. Burası tamamen yanlış bir bilgi. Tam tersine. Naturalizme göre edebiyatın amacı ciddi konuları, en iğrenç konuları, çirkinlikleri dahi bir bilim adamı titizliğinde anlatmaktır. Yani cevabımız Edirne. 2008 sorusuydu değil mi? Evet. Geldik 5. soruya. 2010'da sorulmuş. Bu parçada sanat anlayışını belirten yazarın aşağıdaki akımlarından hangisine bağlı olduğu söylenebilir? Bazen düşünüyorum da eğer benim yazdıklarım hayatla ilgili değilse insanların yaşadığı nasıl bir dünya? Bana göre tüm kitaplarım gerçeği yansıtıyor. Ama hangi gerçeği? Benim gördüğüm gerçeği. Şimdi bu adam diyor ki bak bazen düşünüyorum da eğer benim yazdıklarım hayatla ilgili değilse. Hayattan kastı nedir? Gerçek hayattır değil mi? Hayatla ilgili değilse insanların yaşadığı nasıl bir dünya? Bana göre tüm kitaplarım gerçeği yansıtıyor. Buradan realizmi çıkarabilirsiniz veya naturalizmi. Ama devamına bakmanız gerekiyor. Ama hangi gerçeği? Benim gördüğüm gerçeği. Yani izlenimcilik. Bir diğer ismi, empresyonizm.
Demek ki cevap Bursa. Bakın dikkat edin lütfen. Naturalizme gidebilirsiniz ama şu son cümlede izlenimcilik. Benim gördüğüm gerçekten bahsediyor. Şöyle düşünün, dışarıya baktınız, tabiat ne var? Mevsimlerden yaz. Her tarafta çiçek böcek var. Ama sanatçı o yazı eserine kış diye yansıtıyorsa demek ki orada izlenimcilik vardır. Çünkü kendi gördüğü gerçeği yansıtmıştır. Doğadaki gerçeği değil, cevap Bursa. Güzel bir soru. Soru 6. Buna göre Jean-Jacques Rousseau'nun hangi hareketin öncülüğü yaptığı ileri sürülebilir? 2011 sorusu. Bakalım. Bir 18. yüzyıl düşünürü olan Jean-Jacques Rousseau ister özel ister kamusal hayatımızda olsun yaşadığımız şeylerin aklın değil, akıl yok. O zaman realizmi eledesi. Fark ettiniz. Farz edelim ki diye bu adamı bilmiyorsunuz hangi akımda. Duyguların ve doğal içgüdülerin gereklerini karşılayıp karşılamadığını sormamız gerektiğini söyler. Bak duygu. O zaman cevap romantizm değil mi? Bireyselliği ve doğayı gündeme getirir. Ona göre gerçekliği parçalayan ve anlaşılmaz hale getiren aklın bütün tahlilleri yapaydır. Akılı devreden çıkarırsanız, işin içine duyguyu koyarsanız cevap romantizm olur. Aklı devreden çıkarıp işin içine bilinçaltını koyarsanız bu kez sürrealizm olur. Bu kadar basit. 2011 sorusu. Geldik 7. soruya. 2011. Bu düşünceleri ileri süren bir yazar aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? Sorun gerçekliğe öykü yazarı olarak bakmak değildir. Sorun öncelikle kendine dünyada bir yer arayan kendine. Kendinden kastı kimdir? İnsandır değil mi? İnsana bir yer arayan. İnsanın konumunu belirlemeye çalışan insandır. İnsan odaklı edebi bir akımımız vardır. İnsan odaklı bir edebi akım. Şimdi akılcılığı eledim. Yani sürrealizmi, sembolizmi de eledim. Gerçek üstücülüğü de eledim. Bir hümanizm kaldı, bir de varoluşçuluk. Kendini anlamaya cevaba gittik. Anlamlandırmaya çalışmak. Başka bir deyişle kendi yazgısını sorgulayıp, yani kendi kaderini sorgulayıp, ben niye bu dünyadayım, neye geldim, ne için varım, amacım ne, nereye gideceğim, üzerinde düşünme zorunluluğunu duymak insani bir gereksinimdir. Bunun peşinden koşarsanız var olanlar içinde kendi yerinizi belirlersiniz. Bu size bir bakış açısı sunar. Olan bitenleri bu bakış açısıyla değerlendirirseniz cevap varoluşçuluk. Hocam niye hümanizm değil? Bak şimdi. İkisinin de merkezinde insan vardır. Hem hümanizmde hem de varoluşçuluk. Bir diğer ismi ne? Egzistansiyalizm. Tamam mı? İkisinde de insan var mı? Var. Ama hümanizmde insanın varlığı sorgulanmaz. İnsan niye geldi? Tanrı neden yarattı? Tanrı niye var? Niye yok? Gibi sorular hümanizmde yok. Hümanizmde ne var? Aklınıza şu gelsin. Yunus Emre. Tamam mı? İnsan sevgisi. Bu tarz bir şey gelir. Ama egzistansiyalizm yani varoluşçulukta insanın soru sorması var. Yani biraz felsefi bir akımdır. Bunu Türk Edebiyatı'nda en önemli kullananlardan biri de kimdir? Unutmayın Ferit Edgü abimizdir. Ne zamanın sorusuydu bu? 2011. Geldik 8'e. Aşağıdaki şairlerden hangisi bu dörtlüklerde dile getirilen anlayışa uygun şiir yazmamıştır? Bak, demek ki dördü buna uygun yazmıştır, biri değil. Cenap Şahabettin sembolist, Yahya Kemal sembolist, Haşim sembolizmin babası, Hamdi Tanpınar, Ahmet Hamdi Tanpınar sembolist, Mehmet Akif Ersoy'da sembolizm var mı? Olmaz, imkansız. Onda daha ziyade ne vardır? Realizm vardır. Naturalizm de onda etkilidir. Parnasizm de etkilidir şiirlerinde. Unutmayınız. Musiki, her şeyden önce musiki. Onun için tekli mısradan şaşma. Kıvrak olur erir havada. Sanki ağır aksak söyleyişe yanaşma. Burada kapalı bir dili savunuyor mu? Evet, musiki diyor zaten. Demek ki cevabımız ne olacak? Mehmet Akif Ersoy. O hatta şöyle diyor ya. Sözüm doğru olsun, odundan sert olsun gibi ifadesi var. 2013 sorusu. Geldik 9'a. Bu parçada romanla ilgili olarak belirtilen düşünceler aşağıdaki yazarlardan hangisine ait olabilir? 2013 sorusu. 9 ile 10. soruyu bir parçaya göre çözecekmişiz. Bakalım hemen. Devam. Romanlardaki hayali tasvirler hep köksüz yalanlardır. İnceden inceye araştırıp soruşturmalı. Tahlil etmeden hiçbir şey yazılmamalı. Tahlil. Hatta hayatta rastlanılan, az karşılaşılan olaylar bile bir eserde yer almamalıdır. Günlük hayat hırgürle, çirkinliklerle, kıskançlıklarla, aldatmalarla örülmüş bir dokumadır. Bak çirkinlik dedi değil mi? Siz çok güzel cevaba ulaştınız. Çirkinlik. Eğer hayatın çirkinliklerini eserinde anlatıyorsa demek ki bu adam nedir? Unutmayın naturalist bir adamdır. Bu da bize kimi gösterir? Tabii ki de Hüseyin Rahmi Gürpınar.
İyilikler, güzellikler, erdem sayılabilecek nitelikler birer hayalden başka bir şey değildir. Roman konusu olamaz. O zaman romanın konusu ne olur? Hayatın iğrençlikleri, hırgürü, kavgalar, kıskançlıklar, kavga gürültü gibi şeyler. Aynı parçayı onda da çözeceğiz. Bakalım bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebi akımlardan hangisiyle örtüşmektedir? Şu ifadeyi gördün mü? Hemen yapıştırabilirsiniz. Cevabımız Edirne. 2013'te dikkat ederseniz iki tane edebi sanat sorusu sormuş. Geldik 2014'e. 2014'te de iki tane edebi sanat sorusu sorulmuş. Yine bu parçaya göre çözeceğiz. Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin edebi düşüncesiyle örtüşür? Böyle bir yazı tarzında nokta virgül, noktalı virgül gibi işaretlere lüzum yoktur. Güzel. Cevaba yavaş yavaş ulaştınız. Bunları kullanmak tehlikelidir bile. Noktalama işaretleri içimizdeki akışın mutlak devamına şüphesiz engeldir. Yani noktalama işaretleri kişinin gerçek kişiliğini yansıtmıyor diyelim. Canınız istediği kadar devam ediniz. Mırıltının tükenmek bilmeyen karakterine kendinizi veriniz. Eğer akış yaptığınız dikkatsizlik diyeceğim ufak bir yanılma yüzünden duracak gibi olursa kaldığınız yerde durunuz. Çıkışı sizce şüpheli görülen kelimeden sonra herhangi bir harfi, söz gelimi i harfini daima i harfini koyunuz ve böylece bu harfi izleyecek olan kelimelere elverişli anı bekleyiniz. Şiirinizin tamamlanması gecikmeyecektir. Bakın çok güzel bir soru. Adam sana diyor ki noktalama işaretlerini kullanma. Çok bir şey anlamadınız belki de. Böyle bir yazı tarzında nokta. Bakın. Yazı. Otomatik yazı. Otomatik yazı şudur. İnsanı sınırlandırır. Tamam mı? Noktalama işaretleri insanı sınırlandırır. Adam diyor ki yazı yazdığın zaman nokta kullanma, virgül, noktalı virgül, soru, ünlem. Bunları kullanma. Çünkü bunlar aklın gerektirdiği şeylerdir. Sen ne yap? Bilinçaltı ne istiyorsa onu yap. O zaman cevap nedir? Sürrealizm. Parçanın birinci sorusu bu. 2014 sorusu. Geldik parçanın ikinci sorusuna. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada verilen düşüncelere uygun şiir yazmıştır? Şıklara bakma. Şimdi sürrealizm. Sürrealizm yani bilinçaltı, değil mi? Türk edebiyatında en çok kimleri etkilemiştir? Unutmayın. İkinci yenicileri etkilemiştir. Şıklara bak. Bunların hiçbiri yenici, ikinci yeni değil. Kim var burada? İlhan Berk var, Turgut Uyar, Cemal Süreyya, Sezai Karakoç'un ikinci yeniyle yazdığı şiirleri, İslami gelenekle yazdığı şiirleri değil. İlhan Berk gibi, Ece Ayhan gibi şairler sürrealizmden etkilenmiştir. 12. sorunun cevabı da Adana. Geldik 13'e. Bu parçada özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Şair okura gerçekleri değil, izlenimlerini duyurmaya çalışılmalı. 15'te sorulmuş. Anlam belirgin olmamalı. Okur sezinlediklerinden kendisi anlamlar çıkarmalıdır. Devam. Sözcüklerin anlamlarından çok ahenkleri oluşturacakları müzikalite önemlidir. Bak ahenk. Bunun dışında müzikalite önemlidir. Duyurmak ve sezdirmek için mecazlı, çağrışıma, elverişli söz ve söyleyişler seçilmelidir. Üzüntü, alacakaranlık, kırmızı sarı renkler şiirde önem taşıyan öğelerdir. Notlarıma bakayım. Şimdi ahenk demiş, müzikalite demiş. Bir de üzüntü 1, alacakaranlık 2, kırmızı 3, sarı 4. Bunlar bana kimi hatırlattı? Ahmet Haşim'i hatırlattı. Şöyle düşünün arkadaşlar. Ahmet Haşim'in şiirlerine çok fazla alacakaranlık vardır, mehtap vardır. Günün aydınlık vakitleri değil, günün karanlık vakitleri vardır. Çünkü sembolizm akımında cevap sembolizm. Sembolizm akımında günün aydınlık vakitleri yoktur. Karanlık renkler vardır, karanlık vakitler vardır. Ve bir de müzikalite, ahenk çok önemlidir. Güzel bir soru. Çok rahat sembolizm dedirtebilecek bir soru. Geldik 2016 sorusuna. Bu dizelerde dile getirilen düşünce aşağıdaki edebi akımlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim. Hayalle işi yokmuş. O zaman romantizmi ele. Tamam mı? İnan ki ne demişsem görüp de söylemişim. Görmek gözlem değil mi? Tamam. Sembolizmi de eledim. Sürrealizmi de eledim. Şudur benim cihanda en beğendiğim meslek. Sözüm odun gibi olsun. Yani gerçek.
yani gerçekçilik. O zaman cevabımız ne? Realizm. Kime ait bir şiir? Mehmet Akif Ersoy'a ait bir şiir. 2016 sorusu. Geldik 15. soruya. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 2017'de sorulmuş bir soru. Bakalım hemen. Akımına göre, nokta 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 akımına göre doğa görünümleri, insan hareketleri ve hiçbir somut olay kendi kendilerine var olamazlar. Bunlar duyularımızla kavradığımız bir takım görünüşlerdir. Şimdi buraya kadar bu bir akımın açıklaması bak. Akımına göre doğa görünümleri, insan kara hareketleri ve hiçbir somut olay kendi kendilerine var olamazlar. Sürrealizm de mi? Bunlar duyularımızla kavradığımız bir takım görünüşlerdir. Şu görünüş ifadesine lütfen dikkat edin. Aslında burası simgedir. Görünüşler, simge, sembol. Yani birincisi sembolizm olacak kesinlikle. Akımının temsilcileri ise düşüncenin gerçek işleyişini ortaya koymak için yararlanılan saf bir ruhsal otomatizme. Ruhsal otomatizm vardır, bir de bedensel. Bedensel otomatizm insanı sınırlandırır. Ruhsal yani bilinçaltı. Asıl yapmak istedikleriniz oradadır diyor. Rüyanın sınırsız gücüne ve bugüne kadar önemsenmemiş belli çağrışım biçimlerinin üstün bir gerçekliği olduğuna inanırlar. Rüya gördüğünüz yerde hiç şüphesiz yapıştırın. Cevabı sürrealizm. Cevabımız Ceyhan 2017 sorusu. Geldik 16. soruya. Bu parçada postmodern romanın aşağıdaki hangi özelliği vurgulanmaktadır? 2017 sorusu. Bak, kapı çalınıyor. Kim geldi acaba? Kimi istersem, kimin ismini yazarsam o gelir. Yazmanın bu yararı var işte. Küçük bir işaretle canımın istediğini getiririm. İstersen fikrimi değiştiririm. Kim ne yapabilir? Hadi bakalım, kapının zili çalmadı. Gelen giden yok. Bak sanki ben parçanın içindeyim değil mi? Sanki parçada ben de varım. Metinler arası ilişkiler var mı? Hayır. Metinler arası ilişki şudur. Bir roman düşünün. Başka bir romandan alıntı yapmış veya şiirden alıntı yapmış. Orhan Pamuk'un Şeyh Galip'ten alıntı yapması gibi. Elif Şafak da yapar. Anlatıcıyı kurmacanın parçası yapma. Burada böyle bir şey var mı? Bir bakalım. Bu soruda bir hatam yok. Doğru, tamam. Cevabımız Bursa'ydı. Tarihi gerçekliği yeniden oluşturma değil. Çok katmanlı bir anlatı yapısı kurmak değil. Okuru kurmacanın merkezine yerleştirme. Merkezine yerleştirmek de değil. Bak şimdi. Anlatıcıyı. Bunu bir daha okuyayım. Kapı çalınıyor. Kim geldi acaba? Kimi istersem. Kimin ismini yazarsam o gelir. Bak bu lafları söyleyen kim? Yazarın bizzat kendisi değil mi? Daha doğrusu anlatıcının kendisidir. Bak kapı çaldı. Kim geldi acaba? Kimi istersem, kimin ismini yazarsam o gelir. Yani anlatıcı romanın aynı zamanda bir parçası değil midir? Okur değil. Bir an diğer bir soruyla karıştırdım. E şıkkına baktım da. Okur değil. Anlatıcı bizzat yazdığı şeyin parçası haline gelmiş. Ahmet Mithat Efendi'nin Müşahedat romanı var. Bu romanda da Ahmet Mithat Efendi, tabi o zamanlar postmodern romanı yok ama ona çok benzer bir teknik kullanıyor bu romanında. Dikkat ettiyseniz anlatıcı bizzat parçanın içerisindedir. Cevabımız Bursa 2017 sorusu. Geldik 2018 sorusuna. Bu parçadan hareketle postmodern romanla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Tamam. Şıklardan da bir gideyim. Bakın oradan da bulabiliriz belki. Romanın kurmaca olduğu okura hissettirilir. Postmodern romanlarda romanın kurmaca olduğu okura hissettirilir mi? Evet, hissettirilir. Bu doğru bir bilgi. Romanın yazılma süreci metne konu edilir mi? Evet, konu edilir. Anlatıcı kurmacanın etkin bir figürü haline getirilebilir mi? Getirilebilir. Doğrudan veya dolaylı biçimde okurla iletişim kurulabilir mi? Kurulabilir. Bu da doğru bir bilgi. Kurmaca ile. Kurmaca ne demektir arkadaşlar? Gerçeğin değiştirilip dönüştürülmesi demektir kurmaca. Yani kurmaca şöyle de diyebilirsiniz. Yalan da diyebilirsiniz, tamam mı? Doğadaki gerçeğin yazar tarafından dönüştürülmesi. Yalan demeyelim de. Kurmaca ile gerçeklik arasındaki sınır belirginleştirilir. Yani belli midir? Hayır. Kurmaca ile gerçek arasındaki sınır, unutmayın, postmodern romanlarda kesinlikle belli değildir. Okuduğunuz şey acaba gerçek midir? Acaba yalan mıdır? Arada çok fazla uçurum var. Uyumasından yararlanıp onun hakkında sessizce bilgi verelim. Özel hayatlarında hareketsiz ve başarısız olan Çehov kahramanları gibi kederliydi hep. Keder konusuna daha sonra çok döneceğiz. Kendisine adının ilk harfleriyle
K denmesini tercih ettiğini. Bu kitapta da şöyle yapacağımı hemen söyleyeyim. Şimdi Erzurum garajından ayrıldıktan sonra yolculara iyi seyahatler dileyen şoför gibi ben de ekleyeyim. Yolun açık olsun K. Ama sizi kandırmak istemem. K'nın eski bir arkadaşıyım ve Kars'ta başına gelecekleri daha bu hikayeyi anlatmaya başlamadan biliyorum ben. Dediğim gibi açıkladık. Cevap Denizli 2018'de sorulmuş bir soru. Geldik 2018'in bir başka sorusuna. Kaç tane sorulmuş? Bir postmodern roman sorulmuş. Bir de iki tane sorulmuş 2018'de. Devam. Bu parçada sözlü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Roman yazarı bilimsel metotları uygulayan bir deneycidir. Sadece bu cümleden cevaba çok rahat ulaşabilirsiniz. Bilimsel metot 1, deney 2. Yani cevabımız naturalizm. Bu kadar basit. O sadece gözlem yapılarak öğrenilebilecek şartları kaydetmez. Bak gözlem realizm de ama naturalizm de o sadece gözlem yapılarak öğrenilebilecek şartları kaydetmez. Bireyin çevre şartlarıyla mücadelesini sebep-sonuç ilişkisi içinde vererek başlangıçta oluşturduğu hipotezi ispatlamak zorundadır. Onun için en önemli şey insan tabiatını objektif bir biçimde gözlemlemek. Belli biyolojik kalıtımla gen aktarımı vardır. Bu da naturalizmin önemli özelliklerinden bir tanesidir. Şöyle düşünün. Bir romanda anne ve kızı gibi iki karakter varsa, anne kötüyse kızı da kötüdür. Çünkü gen aktarımı vardır. Biyolojik kalıtım vardır, katılım vardır. Bu da onun önemli bir özelliğidir. Doğan bir kişinin belli sosyoekonomik şartlar içinde kaderinin ne olacağını incelemektedir. Cevabımız naturalizm. Geldik 2019 sorusuna. Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebi akımlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Bakalım. Mantığın egemenliğinden kurtulmadık daha. Uygarlık, bilimsellik ve ilerleme uğruna insan psikolojisinin ve zihninin açıklanamaz karmaşıklığı görmezden gelindi. Mantığa uygun olmayan ve belli bir amaca hizmet etmeyen tüm yöntemler afaroz edildi. Yani çöpe atıldı. Düşüncenin çıkar gözetmez oyununa, rüyanın ve çağrışımın sınırsız gücüne bugüne değin önem verilmedi. Rüya, cevaba ulaştınız. İnsan ruhunu ve gerçekliğini anlamak için bunlara yönelmenin zamanı geldi. Neye yönelmenin zamanı geldi? Söyleyin. Rüyaya yönelmenin zamanı geldi. Bugüne kadar şiirin görmezden geldiği bilinç dışı bütün alanları şiirin içine çekmek için buradayız. Bilinç dışı, rüya, mantığı reddetmek, akıllı reddetmek, sürrealizm. Türk edebiyatını çok etkiledi. Özellikle ikinci yenicileri etkilemiştir. Garibi de etkilemiş bir akımdır aynı zamanda. Geldik son soruya. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 2020 yılında sorulmuş bir soru. Akımında yüreğimize kitap sayfalarından ulaşılmak istenir. Bize duyurulan her heyecanın eski, çok eski bir yazardan yapılan alıntıyla doğrulanması gerekiyor gibidir. Bak şimdi. Eski. Eskilik kavramı özellikle klasizmde vardır. Sadece bundan klasizm akımına ulaşabilir misiniz? Evet, o dönemde hatırlıyorum çok kişi bu soruda zorlanmıştı ama emin olun ÖSYM öyle başıboş cümleler vermez. Anahtar kavramlı, anahtar kelimelerle donanmış soru size verecektir. Bakın eski, çok eski, Yunan veya Latin edebiyatına kadar uzanan bir geçmişi vardır klasizm akımının. Realizmde böyle bir şey var mı? Yok. Naturalizmde var mı? Yok. Hemen hemen bütün akımlarda yoktur. Ama klasizmde o eski Yunan, Latin edebiyatına yarı tanrıların, tanrıların olduğu döneme ulaşma çabası vardır. O zaman birincisi klasizm, diğerlerini eledik. Akımında ise doğrudan doğruya yüreğimize, yücelik duygumuza seslenilir. Yüreğimize, yani duygumuza değil mi? O zaman cevabımız romantizm. Zorlayıcı bir soruydu ama güzel bir soruydu. Böyle gelmesini daha çok tercih ederim. Şimdi bir analiz yapalım. Dikkat ettiyseniz 2006'dan bu yana hemen hemen her sene sorulan bir soru. Genellikle o 24. soru var ya AYT edebiyatta. 24. soru genelde edebi akım sorusudur. Boğazımız kurudu. Şimdi bayağı bir akım var arkadaşlar ama bakın sırayla bir gidelim. Romantizm sorulmuş 2020'de. 2019'da sürrealizm sorulmuş. 2018'de naturalizm sorulmuş.
2018'de postmodernist olmuş. 2017'de bir daha postmodernist olmuş. 17'de sembolizm, sürrealizmi sormuş. 16'da realizmi sormuş. Sembolizmi sormuş 15'te. 14'te bu sorunun dışında yine sürrealizmi sormuş. O zaman şunu diyeyim. Hepsinin dışında. Şöyle kısaca bir not almak gerekirse arkadaşlar, realizm 1, 2, naturalizm 3, sembolizm 4, sürrealizm 5, postmodern. Bu 5'inin sorulma ihtimali çok yüksektir. Realizm, naturalizm, sembolizm, sürrealizm, postmodernizm. Bunun dışında egzistansiyalizm, empresyonizm. Bu akımlardan da soru gelme ihtimali çok yüksektir. Ama dadaizm, bu tarz akımlar sizi zorlamaz zaten. Fütürizm. Bunlar genelde şu tarz sorulabilir. Hani bir metin verir size. Bu metin aşağıdakilerden hangisine aittir veya ait değildir tarzında bir soru da gelebilir. Bu videoyu da burada bitirdik gençler. Faydalanmanız dileğiyle. Bundan sonra neyi çözeceğiz? Bundan sonra inşallah İslamiyet öncesi Türk edebiyatının çıkmış sorularına bakacağız. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.